Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Öznur Hanım'a şu mirineyalardan sökeceğim. 5,5'luk saksıda 5 adet istedi. 5,5'luk saksı dolusu 5 tane olsun dedi. Ona da şöyle sökeceğim arkadaşlar. Söyledim kendisine, mirineyalar çabuk dökülen bitkilerdir dedim. Bilgin olsun dedim. Tamam dedi. Onun için hani şöyle göstereyim kendisine, güzelce mi? İnşallah söküm yapacağız. Zaten buradan ayrıştırması bir sorun. Şöyle dökmeden, kırmadan. Neredeyse bu 5,5'luk saksı geçiyor arkadaşlar. Şu söktüm mirineye. Şöyle koyayım. Bu da bu da 15'lik bir saksı arkadaşlar. Şu 15'lik bir saksı. Bilginiz olsun. Şöyle sıradan alacağım. Şöyle şu da ikinci 5,5'luk saksı. Düşme. Düşme kardeşim, düşme. Ay. Seranın içi çok güzel. Üstü de açık ama sıcaklığı gayet güzel. Hatta kellesini aldığım bitkiler arkadaşlar köklenmeye bile başlamış. Şu da neredeyse iki tane yapar. Yaptı mı 4? Şöyle bir tane daha söktüm. Şöyle de 5. Yani şöyle doldurduk saksıyı arkadaşlar. 15 santimlik saksı dolmuş oldu. Az daha şöyle bir kök daha koydum mu? Bu da benden hediye olsun. Tamam. Şöyle arkadaşım güzel günlerde büyüt inşallah. O dallı budaklı oldu ama mesela şu üstlerinden alıp şey yapabilirsin, yeniden bir saksı yaparsın, altlarından da yeniden patlar. Zaten her dökülen yaprak firesiz bebek veriyor arkadaşlar, bunun bilgisini vereyim. Hatta bakın buraya da bir tane düşmüş, alabilecek miyim? Şöyle harika olmuş, bakın benim Pollux. Ah muhteşemsin Pollux'um. Ay kızıma benim. Buraya bakın bir tane var. Yaprağı düşmüş. O da köklenmiş. Şöyle içine batıralım. Kaktüslerim var. Bebekleri çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bebeklemiş. Burada da sarı tavşan kulağım var. Şu tür tamamen gövdesi ağaç şeklinde. Bu önceden de söyledim, bu türler özel türler, Koreli türler, çok güzel renk alan türler arkadaşlar. Burada yapraktan yetiştirmiştim, hatta yeni yapraktan aldıklarım var, onlar da köklenmişler, onlar da dikilmesi gerekiyor. Şöyle bakın, Bangkokluları böyle ara ara dikerseniz, hatta şöyle şu rozetlerinden alın. Hep ekin arkadaşlar böyle. Bir sağa sola. Onlar tutunacaklardır. Şöyle bakın, büyük büyümüş rozetler. Şöyle kök atacaktır. Bakın artık jeliler tam böyle büyüme evresindeler. Artık onlar da büyümeye ve renklenmeye geçecekler. Renklenme geliyor artık arkadaşlar. Yavaş yavaş renklerimiz oluşuyor. Şöyle buraları da göstereyim. Burada da türlerimiz var. Biliyorsunuz. Ghostlarımız. Ondan sonra bakın şurada Crispata var. İki tane.
yapraktan yetiştirdim. Şurada dev kızlarım var. Buradakiler var. Şu kalan şovası tamamen albino olmuş. Görüyor musunuz? Muhteşem bir renk almış. Güneşini ve iklimini de ele alırsak, böyle güzel konumlandırırsak çok güzel renkleniyor arkadaşlar. Şu pembe graptom, biliyorsunuz bunlar Lolicina da olabilir, Pollux da olabilir. Lolicina'nın da vardı. Şurada perlerin özel türü Rainbow yapraklarından 3 kök, bakın Rainbow olacak mı bilmiyorum ama normal perle gibi de duruyor. Sonradan dönerler mi onu da bilmiyorum. Şu kıvırcığım, bu da yapraktan yetişmiş bir kıvırcığım. Bu da büyümüş. Jellilerim, küçük kızlarım, pıtırcıklarım. Maymun kuyruğum çok güzel açmış. Ama çiçeğine yetişemedik. Çok güzeldi arkadaşlar. Hatta düşmüş çiçeği. Bakın şu kızım farklı bir tür. Bunun ismini bilmiyorum. Bilen varsa bana yazsın lütfen. Burada kızlarım tekrar böyle tek saksı halinde diktim arkadaşlar. Bunlar da böyle tek saksı da olsun diye. Çünkü formları bozuluyor ve alt yapraklarını temizlemede sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bayağı bir büyük arkadaşlar bunlar. Kocaman. Dev kafa bunlar. Bayağı bir büyük. Köklerini temizlediklerim vardı haliyle. Bakın onları da böyle yatırmıştım. Köklensinler diye. Bakalım kök oluşumları en kısa zamanda olacaktır. Şu özel tür, biliyorsunuz. Bu kabarcıklı olan bir tür. Hatta şöyle bakın, kabarcığı da çıkmış ortadan. Kabarcıklanmaya başlamış. Bir tane de yavrusu var. Şu da ondan. Bunları aldım böyle. Şöyle kellesini. Şu kız, bu kız bilmiyorum ne, bilemedim. Reziye de benzetemedim. Bu da Polvinata'nın değişik bir türü. Böyle topçuk bir şey. Çok tatlı bir şey. Bakın. Şu Dusty Rose. Dusty Rose artık renklenmeye ve form almaya başlamış. Ağacın gölgesinde bunların biraz da formları bozulmuş arkadaşlar. Tam güneş alamayınca. Ama serada çok güzel forma gelecekler. Ve renk alacaklardır. Geçen sene de öyle oldu. Forma girmişlerdi. Çok güzel renk almışlardı. Burada da kızlarım işte böyle düzelmelerini bekliyorum. Tek tek diktirmiyor yolları arkadaşlar. Bunlar da böyle. Şurada da dev kafalarım var zaten. Bunları biliyorsunuz. Şu kızın bir tanesini, o kıvırcık olanı arkadaşlar şey yaptım. Kargoda gönderdim. Biliyorsunuz bakın, bu da gövdesi. Gövdeden böyle birkaç tane patladı. Ben de şey yapmıştım, göndermiştim. Hatta bakın şu dibinden de bir yavru geliyor. Onu gördüm şu an. Anaç bir gövde. Burada da Heart Delight'ın bebekleri büyüyor. Lilipet'im var. Çok güzel. Şöyle bakın, tamamen bu renk oluyor arkadaşlar. Lilipet, biliyorsunuz. O da böyle kendi kendine yetişmeye çalışıyor. Burada kalan şovlarım var. Bu kız da renk almaya başlamış. Pembeleşmeye başlamış bakın. Benim kristat bu. Artık bunu satışa çıkartmıştım. Çok uygun ama kaçırdılar. Böyle yetiştirmek isteyenler kaçırdı. Gerçekten çok uygundu. Ve bu çok devasa bir şey arkadaşlar. Öyle küçük değil. Kek gövdede böyle 3 karış. Bakın. Tam 3 karış. Çok büyük bir şey. Ama artık ben bunu parçalayacağım. Ve tek tek kargolarımda da koyabilirim. Şu kubik frostum çok güzel olmuş. Burada Gonzo dediğim tür var. O da özel türlerden, böyle kıpkırmızı olan bir tür. O da geç yetişiyor arkadaşlar. Şu kızım zannedersem güneşten öyle renk almış. Büyük bir ihtimal güneş yanığı. Orpet. Onu bitmek istiyorum. Anaç yapacağım kendime. Yapraktan yetiştirdiğim bir orpet. Evet. Şöyle. Seram çok güzel oldu. Biraz havalar soğuyunca muhtemelen üst naylonunu çekerim. Dediğim gibi üst naylonu
erimişti arkadaşlar. Bir senelik naylondu. Ama şöyle yan tarafındaki bayağı bir kalın bir naylon. Birkaç sene gidecek bir naylondu. Ondan aldım. Tekrar üstüne çekerim. Ve serada da bitkiler hızla yetişmeye koyulurlar. Şöyle bir de kapısı da açık arkadaşlar. Bir de file gerdim. Fileden şöyle kedi falan girmesin diye şöyle koyayım. Burada da türlerim var biliyorsunuz. Koydum. Bir de buradakiler var kızlarım. Buradakiler de ara ara. Bakın yine kedi gelmiş, eşelemiş. Ara ara buradan da söküm yapıp götürüyorum. Ah kedicazcık. Her şeyi mahvediyor. Bakın o kasamı hele hiç durutmuyor. Orada bir tane kasam var. Çok fena. Dağıtıyor onu. Burada da bir crisp atan var. Bakın yetişmiş. Türler büyüdükçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Yani küçükken hepsi birbirine benziyorlar. Tam anlamıyla bilemiyorsunuz. Ama büyüdükçe kendini gösteriyorlar. Ve güzelleşiyorlar. Bunları birbirine aktarma yapıp belki şey yapabilirim. Çünkü kasalar tamamlasam iki kasa boşa çıkmış olacak. Benim için de gayet iyi olmuş olacak. Siparişler devam ediyor. Onun için bunlar da azalma gösterirler. Fırsat bulduğum anda da birbirlerine aktarırım arkadaşlar. Bakın şu kızım çok güzel. Çiçek açıyor. Bu pıtır pıtır arkadaşlar. Böyle pembiş. Etrafa böyle taç gibi sarıyor. Ortası da böyle kar yağmış gibi. O kadar güzel bir formu, o kadar güzel bir hali var ki. Muhteşem. Bakın bunlar da farklı kaktüsler. Dikan yapıları ve şeyleri farklı. Burada benim tatlı kızçelerim var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fıstık fıstık olmuşlar. Bakın bu ayrı tür. Bu ayrı bir tür. Gönderdiğimde her ikisi aynıymış gibi gözükseler de değiller arkadaşlar. Böyle renklenince belli oluyor. Şöyle bakın. Bakın böyle kelle almıştım. Etrafından da patlatmaya başlamışlar. Şöyle bu da kivi arkadaşlar. Bu kivinin farklı bir özel türü daha. Bu daha böyle etli yapraklı. Daha böyle değişik hali. Kivinin çok farklı. Ve benim şu kızıma bakın ya, maşallah nasıl güzel olmuş, nasıl güzel olmuş. Fıstık kızım benim. İlaç yaptım arkadaşlar. Tekrar ilaçlama yapacağım. Şöyle buz çiçeğim var. Biliyorsunuz şunlar tohuma kalkmış. Bunlar hep tohum arkadaşlar. Açtığı yerden tekrar tohuma kalkıyor. Şöyle bakın siyah siyah içinde tohumları var. Bu da kalanşomuz. Kalanşo, fıstık kalanşo. Kırmızı ve sarı çiçek açıyor arkadaşlar bunlar. Ve katmerli arkadaşlar bunlar. Düz değil. Katmerli açanlardan. Bir de buraya bakalım. Burada da şu kaktüsün büyük çiçek açıyor. Anne, benim kafam geldi çok kötü. Tamam, geliyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün de bu kadarlık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.